Aileler yarışıyor. Aileler yarışıyor. 100 kişiye sorduk, 3 popüler cevap arıyor. Aileler yarışıyor. Aileler yarışıyor. Aileler yarışıyor. 100 kişiye sorduk, 3 popüler cevap arıyor. 100 kişiye sorduk, 3 popüler cevap arıyor. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. 7'den 70'e milyonların cevap aradı. Fakat bizim bu... Tek erkek benim alkışlamaya devam etmeliyim. Etmelisin Salih. Çok teşekkür ederim. Ay şimdi şeyi bilemedim. Benim bu taç mı aldı bu kadar alkışı yoksa ben mi? Kesinlikle sizden sonra. İngiliz kraliçesi 5. Arasuman. Ya ben çok tatlı buldum bunu. Beğendik. Biz beğendik. Beğendiniz mi? Beğendik. Evet. Kesinlikle. Çok dümdüz kalırdınız çıksaydı. Dümdüz kalırdım. Dümdüz değilsiniz siz. Yok Münir'e o biraz zor olurdu. Dümdüz olman biraz zor olurdu ama şey olarak yani olaylara renk kattık. Yunus şu anda kendini yerden yere atıyor. Çünkü bunu takmayı çok istedim ben. Elif ve Aslı kardeşlerle. Yunus dedi ki hayır lütfen onu alalım oradan. Sen onu tak dedim. Çok güzel oldu diye düşünüyorum. Efendim 7'den 70'e milyonların cevap aradı. Fakat bizim burada en popüler cevapları aradığımız aileler yarışıyor. Siz ekran başındaki canım, ciğerim, sevgili izleyenler, siz Üsküdarlılar ve siz Fenciler. Hepiniz hoş geldiniz. Üsküdar, Üsküdar. Fenciler, Fenciler. İyi ki geldiniz efendim. Günlük eğlence dozunuzu almaya hazırsanız. Aileler yarışıyor. Başlasın. Sürprizli bir cevabımız var Ayten. Ayten. Saatlerimiz Ayten'e kaç geçiyor? 5 geçiyor. 5 geçiyor. Saatlerden aileler yarışıyordur. Efendim sürprizli bir cevabımız var. Dediğim gibi tam 1000 lira değerinde... Ve büyük ödülümüz 10.000 lira. Fenciler ve Üsküdar ekibi karşı karşıya. Bakalım bu akşam finalde kimlerle yarışacağız? Ayten ve Sahure geliyor. Buyursunlar. Başarılar. Ay, başarılar. Bugün herkes hep hoş geliyor da ekstra bir hoşsunuz. Ha? Sahure ne güzel bir kıyafet bu. Teşekkür ederim. Çok güzel. 100 kişiye sorduk en popüler 6 cevabı arıyoruz. Çizgi filmlerde konuşan bir hayvan söyleyin. Evet Ayten. Oldu mu? Oldu. Hem de ne oldu? Kedi. Aa kedi şey kimdi? Çiviti vardı. Ama o kuştu. Okay. Tamam o zaman şey yapmayalım. tamam. Kedi. Verdim. Kedi gelsin. Kedi daha en başta. Kedi var mıdır? Kedi. En popüler ikidedir Sahure. Çizgi filmlerde konuşan bir hayvan söyleyin de en popülerini bulursan sizinle başlayacağız iki tabı. Köpek. Köpek var mıdır? Daha popüler mi? En popüler köpekmiş. Görüşürüz. Buyursunlar fenciler. Fencilerle ilk etapımıza başlıyoruz. Ayten. Evet. Beyza, Serap, Buket, Ezgi aynı iş yerinde misiniz? Üniversiteden arkadaş mısınız? Nedir sizin olayınız? Biz hepimiz aynı iş yerinde çalışıyoruz.
Fen öğretmeni olarak adımızdan da belli olduğu gibi. Evet. Çok keyifli bir zümreyiz. Beraber çok eğleniyoruz. Çok güzel bir anı biriktirmek istedik beraber. Onun için buraya geldik. Harika yaptın. Senin başının altından kalktı değil mi bunlar? Hayır. Serap'ın başının altından kalktı. Hatta... Serap senin başının altından kalktı. Evet. Aa, nasıl karar verdin başvurmaya? Yani ben öncelikle sizi çok seviyorum gerçekten de. Çok teşekkür ederim. Yarışmayı da çok seviyorum ve arkadaşlarımı da çok seviyorum. Hep beraber güzel bir sevgi anımız olsun istedik. Sevgi dolu bir insansın Serap. Evet. Çok güzel. Karşılıklı birbirimizi seviyoruz. Harika. Evet, sonra dedin ki? Ya arkadaşlarımla beraber güzel bir anımız olsun istedik. Birazcık böyle farklı şeyler yapmayı da seviyoruz. Ve beraber yapalım mı dediğimiz anda zaten olay gelişti. Hep beraber yapalım dedik ve başladık. İyi ki yaptınız. Başka böyle farklı neler yapıyorsunuz? Çılgın olaylar mı yaşıyorsunuz? Aslında hep deniyoruz ama bir türlü icraata geçiremiyoruz. Hep fikirde kalıyor. İlk defa böyle bir şey yaptık. Ay, iyi ki de oldu. Evet. Diğer olamayanlar neydi? Mesela ne geçmişti? Mesela çok basit, kahvaltıya gidelim. Ama gidemedik. Yemeğe gidelim. Gidemedik. Gitmek hakikaten çılgın bir olay. Üsküdar'a gitmeye kalktınız. Siz nereden? Buradan Avrupa yakası? Anadolu. Anadolu. Anadolu nere? Çekmeköy. Aa, Çekmeköy. Gerçekten de yani bir kahvaltıya buluşamıyorsunuz. Evet. Ama aileler yarışıyor ha. Evet. Aile geldi. Geldi. Evet. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. Öğretmen, hepiniz öğretmen. Evet. Çok güzel Ayten. Evet. İlk etabı sizinle başladık. Çizgi filmlerde konuşan bir hayvan söyleyindi. Kedi ve köpek çıktı. Beyza sendeyiz. Tavşan. Şey değil mi o? Ay neydi ya? Bugs Bunny. Ah, Bugs Bunny. Bugs Bunny çok tatlı. Var mıdır tavşan? Oo, çok var da işte en popüler altıyı bulmak lazım. Evet. Çizgi filmlerde konuşan bir hayvan söyleyin Buket. Serap sen dedin. Hayır Serap. Buket ben çünkü ya, hakkım geçti. Ben bittim derdim. O üstündeki o yeşilin güzelliği, evet. O dantelli önlük. Çok güzel. Teşekkür ederim. Serap. Peki. Kuş. Tweety. Şöyle ki onu kullanamıyorsunuz. Onu Ayten söyledi. Evet. Ya. Kaç taraf kullanabilirim? Tamam. Sincap. Sincap. Evet. Şey mi? Bana Alvin. Alvin ve sincaplarından aklıma geldi. Evet ama... ya, ben hastasıyım onu, ben işte. Çok güzel. Var mı şey sincap? Nasıl olmaz? Bir çarpınızı aldınız. Buket sendeyiz. Hiç beklemiyorduk. Ayı. Ayı. Şey, neydi onun adı? Maşa ve koca ayı. Ha, bir de ayı yogi. Ayı yogi vardı. Ayı yogi. Bakalım var mı ayı? Ayı en popüleriymiş. Bir tane çarpınız var fenciler, sevgili fen öğretmenleri. Çizgi filmlerde konuşan hayvanlarda en popüler ayı, kedi, köpek, tavşan. İki tane açılmamış cevap var Ezgi. Birini de sen açtırırsın diye düşünüyorum. İnşallah. Balık. Kaybolan mı sürekli? Aa, çok tatlı ya. Bir de o her dilde başka bir tat veriyor biliyor musunuz? Evet. Mesela Almancası falan o kadar tatlı ki. Oo ya falan yapıyor. Çok tatlı, böyle yiyesim geliyor. Balık var mıdır? Yok, ikinci çarpınız aldınız. Buyursunlar efendim, kümelenmeniz, iyi kümelenmeniz. Ayten, iki tane çarpınız var ama iki çarpıya rağmen etabı bitirebilirsiniz. Sendeyiz. Çizgi filmlerde konuşan bir hayvan söyledi. Kendim biraz önce verdiğim kopyayı kullanabiliyor muyum? Keşke olsa dükkan senin. Tamam, tilki demek istiyorum. Hangisiydi tilki? Hiç bilmiyorum. Attım diyorsun. Ya hayalinde var bir tilki. Evet, yani çizgi filmlerde gördüğüm bir şey. Tilki var mıdır? Ting ting. Aklıma bir şey geldi. Yani bu yarışma için yaratılmışım. Şu an onu anlıyorum. Ne? Bu yarışma için yaratılmışım. Şu an anladım. Hakikaten aklıma gelmiyor ama tilki muhakkak var. En popüler altta çıktı. En popüler üçü açtırırsam Beyza tek bir cevap peşindeyiz. Zaten bu etabı kazanırsınız. Kaptırmayın hadi.
Bence de yani kuş diyemiyorum. Aklıma Daffy Duck geliyor. Ördek. Ördek! Daffy Duck, Donald Duck. Daffy Duck başka mı? Yok, Daffy Duck da ördek değil miydi sanki? Donald Duck. Ördek var mıdır? Ördek çıkarsa ilk etabı kazanırlar fenciler. Enteresan. Üç tane çarpımız var. Üsküdar ekibi, size geldim. Ve Nihan. Fare. Elma. Ne elması ayol? Selma. Ama şimdi ben ne yapabilirim? Küçük doğduğumdan beri bende bir Selma var teyzemin kızı. Elma diyoruz ona. Normal oldu. Ablası çünkü Semra. Selma deyince hep Semra koşuyormuş. Demişler ki bunlar güzel ayırt ederim. Biri Semra, biri Elma. Elmadır yani. Selma çok zor bakıyor Selma'ya. Selma. Kuş. Öyle de şey yaptım. Farkındaysanız kıvırdım. Efendim Selma? Kuş. Salih? Fare. Münire? Kuş diyorum ben. Kuş diyor. Saure. Sen kaptansın, baktın hepsi. Hepsi farklı bir şey mi söyledi ya? Kuş, fare, kuş. Biri bir şeydi. İki, fare. İki. Karar senin. Doğru cevabı açtırırsan hem İkisi de bayağı güzel diye düşünüyorum. Bir puan. İkisi de olabilir diye düşünüyorum. Ama kuş. 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 Diyorsun. Acaba şey mi? Şöyle yapsak geliyor mu? Fare kim mi geldi aklınıza? Tom ve Jerry mi? Ya bu konuşmuyor ki hiç. Evet doğru. Bakamaz. Ama algı. Ama? Algı ama konuşuyormuş gibi. Doğru. Diyebiliriz diyenleri. Bir de aşçı fare vardı. Ratatürk. O da var. Evet. Doğru söylüyorsun. Bakalım kuş. Kuş dedin değil mi? Kuş. Kuş var mı? Kuş çıkarsa ilk etabı Üsküdar bayağı böyle hop hazırdan almış oluyor. Çekiyoruz zaten. Var mı kuş? Ayı, kedi. Bakalım en popüler üç neymiş? Faresi evet. Üzülürüm. Başka ne olur ki? Maymun olabilir mi? Arı. 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 Ama benim kızım Arı Maya'yı sevmiyor, izlemiyor. Arı bir vardı ya. Arı Maya çok Arı eski. Maya. Bin Maya. Münir'i ve Beyza geliyor. Senden devam edecek. 100 kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Sesli harfle başlayıp sesli harfle biten bir ilimizi söyleyin. Beni yanıltıyordun, o yüzden böyle içime kaçtı sorunun sonu. Beyza. Ankara. Ankara, Ankara. Güzel Ankara var mıdır? Benim memleket. En popüler üçte çıktı. Münire. Sesli harfle başlayıp sesli harfle biten bir ilimizi söyleyin. Edirne. Edirne midir? Wow, Edirne daha popüler. Görüşürüz. Buyursunlar. Üsküdar ekibiyle başlıyoruz. İkinci etabımıza. Ay ne güzel ya. Sıra harika. Münire, Salih. Şöyle tanıyayım sizi. Levent kim Münire? Oğlum canımın parçası. Oy canının parçası. Kaç yaşında? 19. 18 buçuk. Her şey değil mi? 19 de onlar öyle sever. Merhaba Levent. Öptüm seni. Sen niye gelmedin? Yedek yarışmacımız oydu aslında ama. Hı? Yedek yarışmacımız oydu aslında ama fire vermedik. Vermediniz. Kimin yerine gelecekti? Gelemeseydi. Kim gelemezse. Ha öyle direkt. Tanıyalım sizi. Ben doktorum. Kulak burun boğaz uzmanıyım. Kulak burun boğaz. Sen Salih? Ben anestezi doktoruyum. Anestezi uzmanıyım. Hepiniz doktor musunuz? Ben uzman diyetisyenim. Uzman diyetisyen? Evet. Geri kalan? Kadın doğum doktoruyum ben. Kadın doğum? Ben de kadın doğum doktoruyum. Harika. O zaman efendim doktorlarımız da buradayken bütün sağlık çalışanlarımızı tekrar kocaman bir alkış yollayalım.
Harika. Kadın doğumcu. Sevra sen de diyetisyen. Uzman diyetisyen. Evet. Çok güzel. Peki kim başvurmaya karar verdi? Saure. Saure? Ben. Sen nasıl? İzliyordunuz ailece. Evet, izliyorduk. Yakınlarda bir programınıza bir arkadaşlarım katıldı. Bakayım. Onları izleyince... Bütün diyetisyen kızlar mı? Yok, benim evden yani sitemizden olan arkadaşlarımız katıldı. Tamam, okey. Baştan söylüyorum Didem. Sakin. Son kararı sen vereceksin. Ağzından çıkanı alırım. O iş bende. Dik. Öyle özgüven. Onları görünce, onlar da o kadar eğlenince dedim ki... Hiç kimseye sormadan bir gün sabah bir grup kurdum. Yarışmaya katılıyoruz dedim. Hepsi de zaten. İyi yaptınız. İyi ki de geldiniz. Ne oldu Salih? Benim hikayem çok garip Asuman Hanım ya. Senin neyin? Hikayem çok garip diyorum. Ya, duymak ben isterim. Grubun, bakalım ne grubun, hayır, ben bakalım. Grubun zayıf halkasıyım. Şöyle ki ameliyat arasında Saure beni aradı. Yani Saure beni arıyorsa acildir deyip hemen açtım. Sen gafil avlandın. Kendimi burada buldum. Ama önce anlatıyor. Biz hepimiz ortak olarak seni çok severiz de vesaire. Dedim ki bu kesin beni altın gününe çağıracak dedim. Dedi. Çünkü yüklü altın grubu yapıyorlar. Kabul dedim yarışma programına. Bence daha güzel burada olmak. Kesinlikle. Ay, içinde varmış. Siz aynı hastanede mi çalışıyorsunuz var. Bu arada yoksa? Biz yani bir 20 yıl, 15 yıl, 20 yıl öncesi evet Üsküdar'da aynı sağlık kuruluşundaydık, hastanedeydik. Şimdi farklı farklı yerlerdeyiz ama hala arkadaşız. Ama biz Salih'le hala aynı hastanede devam ediyoruz. Aa güzel. Ve gerçekten Salih Bey de en için. Değil mi aslında yani bütün doktorlarımız tabii şey ne diyoruz canımıza emanet ediyoruz ama sizle başka bir ilişkimiz var değil mi? Çok sevdiğim bir hasta ilişkisidir anestezideki ilişki. Çünkü son anda uykuya dalarken ki o atmosfer kesinlikle tarif edilemez. Neler neler evet. Ne güzel şeyler söyletir o hastaları vardır. Uyuturken. Ya uyanınca falan da başka değil mi? O da çok güzel. Çok güzel. Yani uyandığındaki o hali hastalarımızın çok güzel ama tabii biz iyice bilinçli olduğu aşamaya kadar bekletiyoruz. Çünkü o enstantaneye herkes de şahitlik yapmamalı. Ya değil mi? Doğru söylüyorsun. Ben şeyi de geçen yine video böyle bir bu şeyde sosyal medyada gördüm. Annesi çıkmış çocuk yani normal odasına çıkmış. Ailesi çekiyor. Saydırıyor. Yok. O mu? Diyor ki kız çok güzel. İstemeye gidelim diyor. Falan diyor. İzledim demek ki de. Kafada kim vardıysa. Anne diyor ne olur isterim. Çok güzel kız diyor. Tamam oğlum gider diyor. Ama nasıl kahkaha atıyorlar. Ondan sonra diyor ki. O zaman ne duruyoruz? Hadi istemeye gidelim falan. O an oradaymış, yaşıyormuş gibi yani. İyi ki geldiniz Üsküdar ekibi. Efendim sorumuz şöyle. Sesli harfle başlayıp sesli harfle biten bir ilimizi söyleyin de. Edirne en popüler 2'de çıktı. Ankara en popüler 3'te çıktı. Şimdi sizdeyiz Salih Bey. Adana. Adana. Yeah. I came from Adana. Adana var mıdır? Çıkar. Vardır. Adana. En popüleridir. Adana mı Salih? Sen Adana değil. Karadenizliyim. Ama, Karadeniz. Ama bariz Adana'ydı yani. Selma, sendeyiz. Sesli harfle başlayıp, sesli harfle biten bir ilimizi söyleyin. Antalya. Antalya. Güzel diyorsun çok Salih. Güzel. Antalya. 4. Ben burada kimle başlamıştım? Beyza. Ramazan Ağzı Ankara çıkarttın. Antalya var mıdır en popüler 6 yes. Cevap arasında? Yes. Sırayla açtırıyorlar. Harika. Nihan, 2 tane açılmamış cevap var. Sendeyiz. Ağrı. 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 Ne oldu Salih? Güldüm. Sırayı bozduk galiba. Vallahi aklıma başka bir şey gelmedi. Doğru geldi. Ağrı var mıdır? Ağrı yoktur. İlk çarpınızı aldınız. Sesli harfle başlayıp sesli harfle biten bir ilimizi söyleyin. Saure. Urfa. 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 Beyza. Urfa var mıdır? İkinci çarpınızı aldınız. Kümeli'nin. Çabuk. Münir'e. Sesli harfle başlayıp sesli harfle biten bir ilimizi söyleyin de çıkanlar Adana, Edirne, Ankara, Antalya. Isparta diyesim var. Evet, Isparta'ya da selam olsun. Isparta diyesi vardı. Güzel dedi. Söyledin. Var mıdır Isparta? Var kesin.
Sesli harfle başlayıp sesli harfle biten bir ilimizi söyleyin. Ordu. Buket. Ordu. Serap. Ordu. Beyza. Ordu. Ayten sen. Ordu. Ordu, 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 ordu var mıdır ordu? Kazandı. Çok da eminlerdi. Oraya da selam olsun. Efendim en popüler altıyı bir görelim, hele görelim. Amasya, where are you from Amasya? Fenciler 160 puandalar. Üsküdar ekibi. Nur topu gibi 0 puandalar. Hemen durum değişsin isterim. Hedef vur etabıyla devam etmek istiyorum. 150 puanım var. Bir an önce şöyle dağıtmak istiyorum. Sesle düşündüm. Ayten, Sahure, buyursunlar. On puanlık sorunuz geliyor. Arabanızı kaybettiğiniz bir yer söyleyin. Ayten. Alışveriş merkezi otoparkı. Ya? Evet. Senin başına çok mu geliyor? Çok. Onun için hep fotoğrafını çekiyorum artık nereye bıraktıysam muhakkak. Çok mantıklı. Alışveriş merkezi otoparkı. Abi mi? Var mıdır? Otoparktır. Görüşürüz. Ondan oraya gitti. Otopark yani. Beyza ve Münire'ye geliyor. Yirmi puanlık sorunuz geliyor. Boşluğu doldurun. Kablosuz nokta nokta. Aa, aynı anda bastılar ama Beyza bir tık daha. İnternet. Evet. Çok öyle de güzel söyledik. Ben de sormuştum dedim. İnternet var mıdır? Kablosuz internetmişim bizi ya. Bizim zamanımızda nerede? Hiç aklıma gelmiyor. Serap ve Salih geliyor. Puanlık sorunuz geliyor. Uyumak için saydığınız bir şey söyleyin. Salih. Rakam. Şeyle rakam mıdır? Uyumak için saydığınız bir şey söyleyin Serap. Koyun. Koyun sayarız. Sayar mısın sen? Hayır. Ha. Çocukken yapıyordum ama. Şu an biraz büyüdüm. Benim içimdeki çocuk. Ben hala sayıyorum. Anne sen. Say bitmiyor ya. Hiç gram uyku girmiyor gözüme. Oyun da çok demodeydi ama artık işte. 30 sene önceydi. Ha, yani. Tamam. 30 sene önce efendim koyun sayılıyordu. Şimdi artık rakamlar söz. Koyun var mı? Koyundu. Üsküdar, tebrik ediyorum sizi. Daha şu saat oldu, sıfır puandasınız. Biz böyle ne kadar devam. Çok çalışıyoruz bilmiyorsunuz siz. Çok efendim? Çalışıyoruz biz ama. Neye? Her şeye, sağlıkçıyız biz. Ne yapayım Münir'i? Gönlüm istiyor sana böyle bedavadan 200 puan vereyim de olmuyor işte. Yok böyle devam bence. Çizginizi bozmayın. Güzel böyle. İstikrarlı. İstikrarlı. Buket ve Selma geliyor. Sorunuz geliyor. Eşinizin şifresini bilmediği bir şey söyleyin. Buket. Telefonum. Telefon. Cep telefonum mudur? Selma, eşinizin şifresini bilmediği bir şey söyleyin. 3 2 İnternetle ilgili bir şey. İnternet derken sosyal medya şifrelerini kastediyorum.
İnternet dediği orada bir sosyal medya aslında ilk bir çıktı bir sayıyordu. Sosyal medya var mıdır? Bravo! Sosyal medya! Selma sayesinde ilk 40 puanlarını aldılar. Nihayet yani. Nihan ve Ezgi geliyor. Nihan 50 puan. Önemli. 50 puanlık sorunuz geliyor. Girdiğinizde kapısını kilit... Girdiğinizde kapısını kilitlediğiniz bir yer söyleyin. Evet Nihan. 3... Yatak odası. Değiştireyim mi? Yok değiştirme. Sakın. Değiştireyim. Bir şey söyleyeceğim. Ama ya. İki çocuklu o. İki çocuklu. Bir değiştireyim. Ne dedin gülüyor? Ne dedi o duymadı ben. Ne tatlı i̇ki ya. İki çocuklu o diyor. Mecbur diyor kilitliyor diyor. Nihan'cığım değiştirme. Bir şey söyleyeceğim. İnan bana cevapları bilmiyorum. Benim de ben bak mesela soruyu okurken aklıma direkt o geldi. Çünkü ben onu yapıyorum. Evet ben de yapıyorum. Tamam Nihan doğru o zaman. Tamam. Ama 100 kişi benimle aynı şeyi düşünmüyordur. Bir an daha... Bir şey söyleyeceğim. Şu kadarcık metrekarede bak aynı düşüneni buldun işte. Ama bence başkadır o. Bence de. Ama olmaya da bir... Hadi be 100 kişi. Yatak odası demiş olun. Tamam. Yatak odası var mı? Yoktu. Ama yine de Nihan seninle aynı şeyleri yaptığım için çok mutluyum. Ezgi. Girdiğinizde kapısını kilitlediğiniz bir yer söyleyin. Tuvalet. Ha, voilà. Tuvalettir diye düşünüyorum. Sen ne değiştirecektin? Bunu yapacaktım. Bunu yapacaktım diyor. Oo, bak 50 puanını alan gitti görüyor musun? Hiç 50 puan. Gel pazarlık bakayım, yapalım gel, istiyorsan. 40 puandasın. Yok ne yapsam şey yapamıyorum şu anda. Ben bir sonraki etaba asılın. Çok tatlısın Nihan. Görüşürüz. Efendim Hedef Bur etabın sonucunda 150 puanım vardı bastım biliyorsunuz. 110 puan Fencilere gitti. 40 puan da Selma sayesinde Üsküdar ekibine gitti. Siz buna bakmayın. Bir bakmışsınız finalde sizinle yarışıyoruz. Hiç her an her şey değişebilir aileler yarışının en tatlı tarafı da bu. Serap ve Salih buyursunlar. Ne söyleyecektim ya? Çok güzel soru. Güzel cevaplar alacağım diye düşünüyorum. 100 kişiye sorduk en popüler 6 cevabı arıyoruz. Boşa harcamamaya özen gösterdiğin... Salih? Vakit. Korkuttu bizi abi. Ne? Vakit zaman. Çok güzel be. Vakit var mıdır? Vakit vakit. Zaman. Sevgili anestezi uzmanı mı da doktoru mu diyoruz? Uzmanı da doktoru da denilebilir. Uzmanımız. Evet. Sürprizli 1.000 liralık cevap size çıktı. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi ameliyatın ortasında aradı seni. Hı hı. Savure. Nereye geldiğini bir sonra okey dedin arkadaşlarım. Ne yapmayı düşünüyorsun 1.000 lirayla? 1.000 lirayla çok güzel yemek yeriz. Harika. Peki o zaman şimdiden afiyet olsun. Efendim daha popülerini bulursan sizinle başlayacağız. Zaman 1.000 lirayı kazandırdı ama... Bakalım size sırayı kaptıracak mı? Boşa harcamamaya özen gösterdiğiniz bir şey söyleyin. Elektrik. Elektrik. Evet, elektrik. Var mıdır? Bence zaman en popüler olmalıydı. Bence de. Çok hüsrana uğradım. Zaman en popüler olmalıydı. Zaman çok önemli. Boşa harcamamaya özen gösterdiğiniz bir şey söyleyin. Elektrik en popüler 3 ve zaman en popüler 4 Buket. Tabii ki su. Su. Ha suyu boşuna akıtmayın arkadaş. Dişinizi fırçalarken çocuklarınıza da aşılayın bunu. Akıtın olmaz öyle akıtmayın. Değil mi? Sizde çoluk çocuk? Ha iki tane şeyden biliyorum yanında var. Kitliyor çünkü.
Selma. Benim gibi bir kızım var. Maşallah. Salih abi. Azra Burak iki tane çocuk var. Ne güzel. Nuri. Levent. Aa Levent ya. Canın ciğerin Levent. 18,5 aslında kontakta. Saure. 5,5 yaşında bir kızım var. Seda. Ay maşallah. 6'ya daha yakın. Olsa öyle derdi. Ha tabii. 6'ya daha yakın. 6'ya daha yakın mı diyor? Kaç yaşındasın diyorlar? 5,5 ama 6'ya daha yakın. Ya. Anne 6 diyebilir miyim artık? Müsaade istiyor, ne tatlı. Evet. Elektrik, zaman, su var mıdır? Tahmin etmiştim en popülerde çıkacağını, en popülerini buldu. Ezgi. Para. Güzel cevap. Evet. Bendensin. Para var mıdır? Zaman varsa para da vardır. Boşa harcamamaya özen gösterdiğiniz bir şey söyleyin Ayten. Para diyecektim ben. Ezgi söyledi. Ne yapalım, seni atlayalım. Zaman kazanıyorum şu an. Fark ettim. Söyleyeceğim. Böyle de oyalıyorlar benim. Evet. Söyleyeceğim. Gıda demek istiyorum. Ha, ziyan etmek istemiyoruz değil evet, mi? Evet, aynen öyle. Su, para, elektrik, zaman. Evet efendim, yiyeceğiniz kadar alın, tamam mı? Ziyan etmeyin. Hele o ekmekleri. Lütfen, rica ediyorum. Gıda var mı? Gıda yoktur. Değil mi? Su, para, elektrik, zaman. Boşa harcamamaya özen gösterdiğiniz bir şeydi. Beyza. Enerji. Nesil enerji? Yani sonuçta hani biz de çalıştığımızda bir enerji harcıyoruz. Tabii kendi enerjimiz. Yani enerji demek istiyorum ben. Enerji. Güç demek istiyor herhalde. Gücü boşa harcamak. Boşa harcamamaya evet, özen güç gösterdiğimiz güç. Enerji var mıdır? Yoktur. İkinci çarpınızı evet, aldınız. Buyursunlar efendim. Doktorlar ekibi, evet, Güder ailesi, evet, kümeleniğin. Kimdeyim ya? Serap, sendeyim. İki tane çarpınız var, dikkatli olun. Boşa harcamamaya evet, özen gösterdiğiniz bir şey söyleyin. Efor, çaba. Boşa çaba. He, tamam, enerji. Efor. Efor. Bakalım efor var mı? Hoş. Efor dediler. Aynen. Size geldim. Ya yine bana kaldı. Sevgili Nihan Hanımcığım. Kağıt. Boşa harcamamaya özen gösterdiğiniz bir şey söyleyin de kağıt dedi Selma. Benzin. Benzin. Onu nasıl yapıyorsun onu çok merak ediyorum. Çıkmıyorsun. Evde kalıyorsun. Allah. Çıkmıyorsun. Araba kullan. Az gir. Ya az gir. Yokuştan aşağı. Çıkmıyorsun. Hakikaten mi? Yapmıyorsun. Yakıt. Tamam. Yapıyor musun sen diye? Yok pek yapmıyorum. Geziyorum. Ben bazen yapıyorum yani. Ama şimdi öyle ne gerek var diyorum yok, yani. Yani. Çok fazla fiso bir şey yani aklıma bir şey almam gerekiyor yani. Aman yarın hallederim. Ne oldu Saure? Ha tamam şey yapmıyorum. Sıkıntı yok. Kümelenebildiğimiz için konuştum. Fikir verdim ama bir şey yok burada herhalde. Burada tekrar şey yapabilirsin ha, yani. Tamam. Sorun yok. Konuşabilirsiniz. Ha. Tamam. Bitti mi konuşman? Genel olarak Selma'yla ben muhabbet ederken konuşmak için. Varsa da şey kafana takılan bir şey söyleyebilirsin. Sıkıntı yok. Salih? Doğalgaz. Münire? Ben de kağıt. Son karar senindir Savure. Galiba zor bir karar. Doğalgaz. Doğalgaz çıkarsa bu etabı kazanırlar Üsküdar ailesi. Bakalım var mı doğalgaz? Pencilerde kaldı. Kağıt bana daha şey geldi. Burada aslında konuşurken boşa kağıt konuştuk. Nasıl harcamayacaksın doğalgazı? Aşk, sevgi de olabilir. Şey olarak yani mesela nasıl? Üşüyerek. Üşüyerek. Evde üşüyerek herhalde. Ha, ya, hani. Kağıt daha... Aslında grup olduğumuzda kağıdı konuştuk. Evet. Kağıt dedik. Ben kağıt dedim.
Sonra son dakika bir doğalgaz oldu. Kısmet. Bakalım en popüler altıda ne varmış? Şar. Kağıt çıkmasın bari. Şar. Kağıt hakikaten. Çıkmasın bari. Bakalım en popüler beşte ne varmış? Ya kağıt deseydiniz bu etabı almıştınız. Üsküdar ekibi 40 puanda. Fenciler 346 puandalar. Bravo. Buket ve Selma buyursunlar. Yine mi sen? Evet. Evet. O yakanı alacağım. Yaka çıkıyor olsa? Ha, tabii çıkmıyor ki. Mu? Yok, elbise. Aa, o zaman yani. Kusura kalma, elbiseyle beraber alacağım. Tabii, neden olmasın? Senin kaç beden? 38. Yok canım. Vallahi. Sen nasıl 38? Yani. Ay, sen bir minyonsun. 36 da anlaşalım. Bence 36. Sen de 36. 36. Tabii ben hemen şlak diye anlıyorum. Ben mesela kaçım? 36 omuzlarınız. 36 omuzlarım. Sen spor mu yapıyorsun Selma? Nasıl 36 şeyi mi ölçtün? Böyle ölçüyorlar. Bak bir daha bak bana Selma'cığım şöyle alıcı gözüyle bak. 8 oluyor o zaman. 36 küçük. 36. Alıcı gözüyle baktı. Dedi ki 38 olur o zaman. Evet benim üstüm 38. 38-36. Böyle değişik bir yapıya sahibim. Benim de omuzlarım geniş. O yüzden. Bu kendi genişliği değil. Burada bak. Ama çok yok. Ama bir şey. Ciddi oo. Omuzlarım yok, geniş. Yok ciddi. Sen su topu falan mı oynadın? Yok. Hiç spor yaptın mı? Yok yapmadım. Profesyonel. Yapmadım. Allah vergisi diye. Ay ne güzel. Hakikaten harika. 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Hızlı davranan alır bu etabı. Çünkü sonsuz yani öyle söyleyeyim. Güzel, çok güzel bir soru. Ayşen Guruda'nın oynadığı filmlerden birini söyleyin. Bu keçi evde yok muyuz? Nedir? Selma. Neşeli Aile. Neşeli Aile var mıdır? Buket, Ayşen Guruda'nın oynadığı, rol aldığı filmlerden birini söyleyin. Ha Babam Sınıfı. Ha Babam Sınıfı var mıdır? Ha Babam Sınıfı vardır. Görüşürüz Selma. Fencilerle bu etaba başlıyoruz. Fenciler, Ezgi. Ayşen Guruda'nın, rahmetli Ayşen Guruda'nın rol aldığı filmlerden birini söyleyin. Ya oradaki tipleme adı aklıma geliyor ama filmin adı tam doğru mu bilmiyorum. Yine de galiba soracağım. Benim aklımdaki ne söyleyeceksin? Bakalım. Beş! Neşeli Günler gibi bir şeydi filmin adı. Tam emin değilim. Neşeli Aile'den sonra Neşeli Günler var mıdır? Görelim. Çarpınızı aldınız. Günlerde değilmiş. Ayten ne oldu? Hazırlıksız mı yakalandın? Evet. Hiçbir fikrim yok şu an. Düşünüyorum ama. Ayten izliyordun sen herhalde o zamanki filmleri Yeşilçam. İzliyor muydun? Ay yok ben çok küçüğüm. İzlemiyordum. Ha yok ben önce demedim. Ayten ben de çok küçüğüm. Ben izliyordum. Tamam. Ben şeyi demiyorum. Yeşilçam, mesela bizim Salih abi gibi Yeşilçam döneminde bulundun mu? Demiyorum. Bizim Salih abi var, o bulundu. Ama hani var mı böyle izlediğim filmler ya, var? Ya izlediğim var da şu an aklıma gelen aklına yok böyle gerçekten. Birden sonunda yok. Evet, aynen öyle. Ayten ne kadar çok küçüksün sen ya. Benden de mi küçük? Yok. Ha, ben bir küçüğüm ya. Büyük olduğum için orada küçük olduğumu söyledim. Ha tamam, sen benim gibisin. O çok küçük. Aynen. Şimdi daha da küçüğüm, daha değil mi o? Gelsin o zaman Ayşen Guruda'nın rol aldığı filmlerden birini söyleyin. 5 4 Sayalım efendim. 3 2 1 Hayat güzeldir demek istiyorum. Şu an buldum.
Hayat güzel. Süper bir İtalyan film. Allah belli. Hayat güzel. Evet, sen şey diyorsun. Aa, güzeldi. Hayat. Life, aa. Life is beautiful. Ay çok güzel. Şeyde değil mi geçen? Baba o değil mi? İkinci Dünya Savaşı'nda. Babalar filan. İkinci Dünya Savaşı'nda. Evet. Aa. Hayat güzeldir. Var mıdır? Hakikaten İtalyanlarımış. İkinci çarpınızı aldınız. Buyursunlar, kümelenin. Ben Beyza, sen değil. Güzel Beyza. İki tane çarpınız var. Siz bu arada öğretmen aynı okuldasınız. Evet. Kaçıncı sınıflar? Kaç yaş grubu? Yani ortaokul ve ilkokulda girenleriniz var. İlkokul, ortaokul. Ay ne eğlenceli ya. Sizin hem çok tabii ki harika bir meslek. Ama bir de eğlenceli değil mi ya? Evet, eğlenceli. Çok keyifli. Deneyler falan çocuklar evet. Çok seviyor. Böyle patlamalı deneyler falan. Evet, özellikle. Ha tabii ya, siz bir de fenciler. Ne yapıyorsunuz? Mesela ilk ne? Ama siz ilkokul değil, ortaokul. İlkokul, ortaokul. Var. İlkokul, evet. Orta var. Aa, peki mesela hepimizin böyle yaptığı bir şey nedir? Sirke herhalde. Evet. Yani. Karbonat sirke. Evet. Karbonat sirke deneyi. Yanardağ deneyi diyebiliriz. Ne deneyi? Yanardağ. Hani patlıyor biraz evet. Daha. Yani çocuklar onu çok seviyorlar ilkokul kısmında. Biraz daha kimyasallarla deney yapmak istiyorsak fil dişi macunu yapıyoruz renkli. Neyi? Wow, neler öğreniyorum sevgili öğretmenlerim. Bu şey, bu arada şey, sirke karbonat, ne dedin? Yanar sirke karbonat, yanardağ deneyi. Ha, ben lobaları falan açıyorum onunla, olmuyor mu? İşte benzer mantık. O işte, ben evet. Orada kendi çabuk yapıyor, çok hoşuma gidiyor. Mükemmel temizlik yapılıyor. Bir de o dediğin diş macunu ne dedin? Fil dişi macunu. Ha, fil dişi macunu. Evet. O ne? O da yine patlayan bir deney. Biraz kimyasal daha kimyasalların dikkat, içinde oldu. Dikkat, evde böyle bir şey denemiyoruz. Asla. Evet. Sadece öğretmenlerimizin gözetim altında laboratuvarlarda yapıyoruz evet, bunları. Evet, kesinlikle. Yok, koruyucu gözlüklerimiz. Yok, sen bize evde deneyebileceğimiz şey söyle. Yanardağ olabilir, asit baz deneyleri olabilir. Kendileri diş macunu yapabilirler mesela. Ha tamam, bana onu söyle işte. Karbonat ve gliserin kullanarak eczanelerde zaten satılıyor. Belki esans eklemek isterlerse çilek esansı, nane esansı, elma esansı yine eczanelerde kolaylıkla bulunabiliyor. Ve hepsini karıştırıyorsunuz. Ne kadar mesela? Ne kadar karbonat? 3 kaşık karbonat koyduğumuzda... Yemek kaşığı mı? Hayır, tatlı kaşığı. Ha tatlı kaşığı. Benim gibi abartmayın. Evet, şu kadar acık yapacağız. Evet. Karbonatın parlatıcı özelliği olduğu için biraz da tabii sert bir materyal olduğunda dişlerimizi çizebilir, zarar verebilir. Bu yüzden gliserin koyuyoruz ki yumuşatsın. Ay Beyza hocam çok özür diliyorum. Aileler yarışıyor da biri diş macunu yapımı. Gördüğünüz gibi hiçbir masraftan kaçınmıyoruz. Efendim, madem evlerinize kadar gidik az biraz da şey oldu. Hem eğlendiriyoruz tabii ki o bence en muhteşem fayda da böyle şeyler de şey yapalım. Evet, 3 tatlı kaşığı karbonat alıyoruz. Evet. Parlatıcı özelliği var. Sonra? 5 kaşık da yine tatlı kaşığı gliserin koyabiliriz. Gliserin biraz yoğun bir maddedir zaten. Yani akışkan biraz yoğun, şeffaf. Tamam. İçine birkaç damla esans isterlerse tatlı olsun diye. Belki hani küçük çocuklara acı gelebilir o karbonatın tadı. Çilek esansı olabilir, elma esansı olabilir. Yine eczanelerde kolaylıkla bulunabilir. Oo, kendi diş macunu kendi yap. Tabii. Hem doğaya yararlı, zarar vermiyor. Kimyasallarla kirletmiyoruz. Hem evde yapıldığı için zaten temiz içerikli. Çok güzel. Sen yapıyor musun Beyza? Evet, yapıyoruz biz okulda. Gerçekten evet. Mi? Aa, çok güzel. Sayenizde bir şey daha öğrenmiş olduk. Peki efendim, diğer öğretmenlerime sormak istiyorum. Böyle öğrencinizle böyle yaşadığınız eğlenceli, komik bir an. Beyza'nın var anladığım kadarıyla. Beyza, var mı? Yani çok da benim değil. Çok böyle unutamadığınız, yani eş dost sohbetlerinde yok. Her yerde anlattığınız, bizimle de paylaşmanızı çok isterim. Ayten galiba sende var. Evet. Var ama hani burada paylaşacağım. Şöyle paylaşabileceğim şekilde aktarabilir miyiz yoksa? Ya ben biraz düşüneyim olayı, bir hatırlayayım. Birkaç tane var. Daha sonra belki. He anladım. Okey. Anladım. Var mı sizde var? Ya aslında bu online yani uzaktan eğitim döneminde hepimiz yaşadık. İşte evlere biz ekrandan konuk olurken
bilgisayar ekranlarında. Evet. Arka planda anneler vardı, derslerimizi dinlediler, biz ekranda yandan uzatılan çatallar, dondurma işte yiyorlar. Ya. Çocuklarını bir taraftan doyurmaya çalışan ailelerinizi de peki gördük. Mesela online eğitimde de evde bu mesela ne derler ona eksperiment, deneyler yaptırdınız tabii, mı? Evet, tabii ki. Kalp sonra kestik. Mesela bazen ebeveynler geliyor anne falan. Tabii. Oğlum evet, yardım istiyorlar. Tabii. Karıştıramadım diyor. Mesela küçük yaş grubu anne baba gelip yardım ediyor evde kim varsa. Ya ne tatlı. Keyifli geldi oluyor. Mi senin aklına Ayten? Yok. Net konuştu. Net. Yok bizde yok öyle bir şey. Bana bulaşmayın dedi. Siz kümelendiniz, geri döndünüz. Biz o sırada diş macunu yapımına girdik. Son kısmını evet, dahil olduk. Evet. Diş macunu evde yapabiliyoruz. Fencilerdeyiz. İki tane çarpıları var. Hababam sınıfı çıktı. Sorumuz da şuydu. Ayşen Gura'nın rol aldığı filmlerden birini söyleyin. Beyza sendeydin. Direkt film ismi belki veremem. Hani o kadar hatırlamıyorum ama sayılır mı bilmiyorum. Vecihi karakterinin olduğu bir Türk filmimiz vardı. Ayşen Gruda'nın sevgilisini canlandırıyordu. Helikopterle şeyde eve giriyorlar. Sonunu anlatma Beyza. Benim sonunu anlatma. Geri vermedim şu an. Lütfen benim sonunu anlatma bana. Bana film anlattı ya. Uçaktı. Evet. Ha, uçaktı. Evet. En son uçak şey giriyor muydu? Eve giriyordu. Anlatma bana sonunu. Girmiştim. Vecihi Yürkuş. Ben bu işin içinden nasıl çıkacağım şimdi? 100 kişiye sorduk. Ayşen Gruda'nın rol aldığı filmlerden birini söyleyin de. Eğer o 100 kişi yani şöyle denk geldiysek. Vecihi'nin sevgilisini oynuyoruz. uçak vardı eve girdik uçakla. Bence olur. Filmin adı. Zaten filmin adını soruyoruz. Sıkıntımız bu. İşte içerik. Vecihi'nin sevgilisi var. Evet. Vecihi'nin sevgilisi nasıl çıkmaz? Vecihi demişim ayol Vecihi. Ay dur neydi? Ha tamam, dur efendim. Tamam evet. Şey yapmayayım ben. Geldim. Nihan. Ayşen Gruda'nın rol aldığı filmlerden birini söyleyin. Çöpçüler Kralı. Selma. Çiçek Abbas. Salih. Aile Şerefi. Münire. Tosun Paşa. Tosun Paşa ve Sahure sendeyiz. Çok güzel. Hepsi farklı bir film söyledi galiba. Evet. Doğru. Ay o ne ya? İşte bu kadar zaman geçti. Hababam sınıfını mı açtı? Evet. O neydi kız? Evet Sahure'cim. Gerçekten de büyük bir puan alacaksınız. Aileler yarışıyorda neler oluyor bugün? Tam olarak ben de anlayamıyorum. Evet Sahure. Çöpçüler Kralı. Çöpçüler Kralı. İnatla yarışıyoruz. Yattı mı kafama? Yat. Neyle yarışıyorsun? İnatla yarışıyoruz. Ben sizin bu azminize bayıldım. Biz çöpçüler. Sağlıkçıyız. Mutlaka devam ederiz. Bırakmayız. Edersiniz. Çöpçüler Kralı'nı aldım ben. Ben bu arada Sahur'u şöyle bir şey öğrendim. Neydi senin? 6'ya yakın diyebilir miyiz? Seda. Seda. Maşallah Allah bağışlasın. Doğumuna bu arkadaşlar girmiş öyle mi? Evet. Bu ekip. Uyutan, doğurtanlar, fotoğraf tabii. Çeken. Ma ile böyle. Ay bana anlattığınızda ne renkli ortam yahu? Yani hangi birini siz anlatayım? Siz ömür boyu artık dost. Hangi birini anlatalım? Şimdi en başta bir ben... Dediler ki suyu azalmış, almak zorundayız. Aa, onu anlatmayacaksın evet. Herhalde. Kim diyor bunu? Selma mı diyor, Nihan mı diyor? Ben Selma de. Ben danışanım var. Nihan böyle bir bak. Bu dedi, ben değil, bu. Ben demiştim, evet. Evet. Ben hemen manikürümü yapacağım dedi, saçımı yapacağım, hazırlanacağım dedi. Hazırlandı, geldi. Biraz erken oldu. Hep beraber doğumhaneye, ameliyathaneye çıktık. Sezeryan doğumumuz bitti. Selma doğum doktorumdu, uyuttu. Fotoğraflarımı çekti. Ne yaptı? Ebelik yaptı diyelim. Yana kaç ne yaptı? Beraber Selma yana ben hadi etti. Cesaret verdim. Ya Sahure'ye bak. Nihan'da ne yaptı işte? Ebelik yaptı mı denir? Asiste etti mi denir? Sağ olsun canım arkadaşım. İkiniz bir beraberdi. Hep beraberdik gerçekten ama zaten kendi çalıştığımız hastaneydi. Aşağıdan yukarıya çıktık. Bendim. Tabii. Ya evet. Ne tatlısınız. Bir şey söyleyeceğim. Harika bir şey yapmışsınız. Sonunda da halay çekmişsiniz öyle mi? Evet. Yani bebek doğu, sezeryan bitti. Bebeğimiz sağlıkla çıktı. Eşim vardı, çıktı. Maşallah. Ondan sonra biz bize kaldık. Biz doktor bize kaldık.
Dediler hadi bir halay çalalım. Hadi canım sıkıldı bir halay çalalım dedi Selma. Pratik bir doğum hediyesi. Doğum, doğum hediyesi. İlk enerjik doğum hediyesi. Enerjik evet, eğlenceli. Yani. Ay süper ya. Düşünsene mesela doğuma gideceksin eşin dostlara haydi sen anestezi sen bana doğum. Ama çıkarken öyle ben telefon açıyorum Münir'e çıkıyorum geliyor musun fotoğrafa diyorum tamam geliyorum diyor kapatıyor. Selma yukarıdayım zaten diyor. Ay ne kadar güzel. Evet. Seda çok işte senin doğumunda oldu. Bu olaylar oldu harika bir de üstüne alay çekmişler harika çok güzel. Çöpçüler Kralı'nı aldım evet. Çöpçüler Kralı'nı. Ha Beyza? Ben böyle kaldım. Çöpçüler Kralı'nı aldım da Beyza film geldi mi bak ve Vecin'i seyredin. Hala gelmedi. Hala aile şerefi içerik... değil miydi o? Canım aile. Aile şerefi olması lazım. Yok o aile mi? Şerefi sanki biraz daha dramatik. Itresen'in falan sanki da daha vardı. Dramatik. Dramatikti gibi. Sizinki de şey olabilir mi? Neşeli günler miydi? Neşeli günler hayır çıktı zaten. Ha çıkmadı. 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 Neş, çünkü bu bir... O dedim neşeli günlerden. Neşeli günler. Başka Ayşe... bir tane var bende. Şey yok muydu? Gırgırıye vardı. Gırgırıye. Çok evet. Eski diye söylemedim ben. Gırgırıye'yi konuştuk Ayşe arkada. Ayşegur'u da rol aldığı filmi Gırgırıye güzeldir. Evet. Bakalım Çöpçüler Kralı var mıdır? Evet, 79 puana ulaştınız. O değil de Serap orada şöyle bak. Neden öyle bana bakıp öyle alkış tuttun? Az bir puan kazandılar, onda da gözün mü kaldı? Serap. Yok canım gayet güzel ama yani tebrik ediyorum tabii ki. Ne diyeyim? Ama, ne diyeyim tebrik ediyorum. Aması var bu olayın. Ama. De bana bakayım amasını. Hayır yani sanki sonuçlandı gibi. Aklın yolu birdir diyorsun. Evet, gibi. Yani neye bu kadar sevindiniz siz dahil diyorsun bana. Çünkü ben de şöyle oldum. Çöpçüler Kralı çıkınca. Serap böyle bak resmen ama. Bana baksana diyor. Ne anlıyorsunuz? Evet efendim Serap çok güzel bir konuya parmak bastı. Üsküdar ekibi 79 puandasın. Ah be biraz şöyle açtırsalar açtırsalar falan. Hani bir sonraki etaba belki şansınız olurdu ama asla ve asla onların puanına yetişme şansınız yok. Bir sonraki etabımız yani duble puan etabına hiç oynamamıza gerek yok hakikaten. Hı hı. Ama iki geldiniz ama açılmamışta bir sürü cevabımız var. Evet. Onları şöyle bir beraber aklınıza geldi mi? Ayşen Gurudan rol aldığı filmler Selma öyle bir bakıyorsun. Çiçek Abbas. Çiçek Abbas. Evet. Tosun Paşa görüştüm. Şarj Bülbülü. Çiçek Abbas. İlyas Arman Bülbülü geldi aklıma. Hı? Şark Bülbülü. Aa benim hiç aklıma gelmedi. Gırgırıya ya ve işte son anda geliyor insanın aklına değil mi? Gerçi senin aklına geldi pardon çok eski diye söylemedin. Ben eski diye söylemedim. Yani bir de şey ortak ya, Çöpçüler Kralı dedik. Hmm. Konuştuk ama arkada Gırgırıya'yı da konuştuk. En popüler altıda ne ola ki? Gülen Gözler kimdi? İşte evet o film Gülen Gözler. Gülen Evet. Gülen Gözler ve Cihil. İçerik mi? Şey ama neydi ya? Bir şey diyor orada. Sen bilirsin Alperen. Vecihi geliyor. Veci bir şey vardı ya çok tatlı. Şeyleri eşyaları tutuğunu yapıyorlardı. Masaları herkes yatıyordu. Şener beni vereceksin Şen. Baba değil mi? Sevgili Şener Şen. Beni vereceksin baba değil mi? Dolaba saklanıyor. Ya. Rahmetli Münir Özkul. Rahmetli. Hakikaten rahmetliler. Nur içine yatsınlar. Şener Şen ustaya da buradan kocaman bir alkış gönderelim. Hastasıyım. En popüler 5'te ne ola ki? Gırgırıyı. Ay Şaban oğlu Şaban. En popüler 4'ü görelim. Aa gırgırıyı dedim ben size gırgır gırgır gırgır. Evet. Gırgır. Gırgır. Gırgır vardı değil mi? Evet. Evet, evet. Vardı. Hala da var. Onların sopalıları yani. Falan çıkmış. Şimdi yeni dizayn onlar be Beyza'cığım. O artık şunu fatura 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 yapmıyorsun. Böyle fatura fatura yapıyorsun. Bence kim buldu acaba gırgırı ya?
Siz evet anladım. Bağlantı koptu. Hani dedim ben kim buldu acaba? Çok güzel bir buluş bence. En popüler ikiyi görelim. Ne çıkar? Tosunpaşa belki. Aa Tosunpaşa da vardı. Bakalım neymiş. Kardeşler. Yahu. Evet, hakikaten kaç bin kere izlemişiz ya, aklımıza evet, gelmedi. Evet. Kitlendik yani. Hani ya? Biz burada İzledik. Söyledik. Söylediniz. Evet, kardeşleri söyledik. Ne zaman? Ama ben tek, Çöpçüler tek. Kralı ha, seçtim. En son burada evet Çöpçüler. Ama yani işte aslında yeterli olmuyordu. Her türlü yeterli olmuyordu. Bunlar heyecan içinde. Farkındasınız değil mi? Benim fenciler heyecan içinde. Nihan, Selma, Salih, Münire ve Sauri. İyi ki geldiniz Üsküdar ekibi. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Biz de öyle. Seda'ya da çok selam söyle. Levent'e? Levent'e söyle. Ama Levent'e öpücük gönderdim Münire. Tamam. Daha ne yapayım? Şimdilik sizi alkışlar eşliğinde uğurluyorum. Zira fencilerle 10 bin lira için finaldeyiz. Finalde fencilerle karşınızdayız. Kimlerle yarışıyorum finalde? Beyza. Ben. Serap. İlk kimle yarışacağım? Ben. Beyza seni şimdilik uğurluyorum müzik odasına. Serap seni de final için yerine alıyorum. Tamam. Serap. Bu akşam aileler yarışıyordan 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 20 saniye süren var. Sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pas'taki süremiz kalsın. Tamam. Anlaştık? Anlaştık. Harika. Bol şans diliyorum Serap. Teşekkür ederim. Siyah beyaz olabilen bir hayvan söyleyin. Zebra. H harfiyle başlayan bir ilimizi söyleyin. Hatay. İnsanların genellikle korkmadıkları bir böcek türü söyleyin. Hamam böceği. Gökkuşağında göremediğiniz bir renk söyleyin. Turuncu. Demlenen bir içecek söyleyin. Çay. Güzel. Serap bakalım 10 bin liraya giden o yolda neler yapmışsın? Siyah beyaz olabilen bir hayvan söyleyin dedim. Zebra dedi. Zebra size kaç puan kazandırmıştır? 오. Zebra buranın en popüler cevabıdır. H harfiyle başlayan bir ilimizi söyleyin dedim. Hatay dedi. Hatay size kaç puan kazandırır? Da en popüler cevabı söylemişsin Serap. İnsanların genellikle korkmadıkları bir böcek türü söyleyin dedim. Hamam böceği dedim. Bu çok başarılı değil bence. Serap, sen hamam böceğinden korkar mısın? Yani korkarım tabii. Bakalım hamam böceği size kaç puan kazandıracak? Şaşırmadım. İşin büyüsü burada bozuldu gibi oldu ama evet. Bakalım bir sonraki cevabın kaç puan kazandıracak size? Gökkuşağında göremediğiniz bir renk söyleyin dedim. Bunu da yanlış söyledim. Turuncu size kaç puan getirir? Yanlış.
Demlenen bir içecek söyleyin dedim. Çay dedin. Çay bu işi döndürür mü görelim. Numara döndürdü. Seni alkışlarla yerini alıyorum. Teşekkür ederim. Final için Beyza geliyor. Beyza, bu akşam aileler yarışıyordan 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. Evet. 25 saniye süren var. Sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Tamam. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pastaki süremiz kalsın. Tamamdır. Teşekkür ederim. Değiştir dersem bir iki seneden önce Serap aynı cevabı vermiş demektir. O zaman da acil bir şekilde lütfen cevabını değiştir. Tamamdır. Anlaştık. Anlaştık. Bol şans diliyorum. Teşekkür ederim. Siyah beyaz olabilen bir hayvan söyleyin. Kedi. H harfiyle başlayan bir ilimizi söyleyin. Hatay. Değiştir. Hakkari. İnsanların genellikle korkmadıkları bir böcek türü söyleyin. Pas. Gökkuşağında göremediğiniz bir renk söyleyin. Pembe. Demlenen bir içecek söyleyin. Çay. Değiştir. Kahve. İnsanların genellikle korkmadıkları bir böcek türü söyleyin. Çekirge. Oldu. H harfiyle başlayan ilimizde bir şey oldu ama evet, aldım orada. Onu. Tamam. Beyza, 10 bin liraya giden o yolda bakalım sen neler yapmışsın? Siyah beyaz olabilen bir hayvan söyleyin dedim. Kedi dedin. Kedi 102 puanınızın üstüne kaç puan daha getirir? Puana kadar getirdi. Gördüğün gibi Serap orada en popüler cevabı zebra diyerek vermişti. H harfiyle başlayan bir ilimizi söyleyin dedim. Hakkari dedin. Hakkari'den size kaç puan gelir? Genellikle korkmadıkları bir böcek türü söyleyin dedim. Çekirge dedin. Çekirge size kaç puan kazandırır? 10 bin liraya giden o yolda. Cevabı uğur böceği. Kelebek de olabilir. Uğur böceğiydi. Uğur böceğiydi. Gökkuşağında göremediğiniz bir renk söyleyin dedim. Pembe dedin. Pembe sizi 10 bin liraya ne kadar yaklaştırmıştır? Thank you.
ver cevabı. Siyah mı? Siyahtı. Demlenen bir içecek söyleyin dedim. Kahve dedi. 35 puana ihtiyacınız var 10 bin lirayı kazanabilmeniz için. Kahve sizin ihtiyacınız olan 35 puanı getirir mi? Ama dediğim gibi daha da önemlisi 10 bin lirayla bu akşam sizi buradan mutlu bir şekilde uğurlayabilecek miyiz? Puana ihtiyacınız var. Bu akşam aileler yarışıyor da 10 bin lirayı kazanabilmeniz için kahveden o beklediğimiz 35 puan gelecek mi? Olmadı 10 bin lira için. Ama yine de harika yarıştınız. Tebrikler. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Beyza. Şeyde Serap orada heyecanlanmasaydın. Evet. Gökkuşağı ve bir cevap. Hamam böceği dedim. Hamam ya. Böceği. Oralarda hiç puan alınmadın ya. O bizi evet, biraz zora evet, soktuk. Doğru. Çünkü kıl payı kaçırdınız yani baktığınızda. Gerçi şey yapmayın çok da üzülmeyin. Bazen 2 puanla da kaçıyor 10 bin lira. Sürpriz cevap da size çıkmadı değil çıkmadı. Mi? Karşı tarafa çıktı. Olsun ama ben o zaman şeyimi düzelteyim. Buradan sizi mutlu olarak uğurlayabilecek miyiz 10 bin lirayla dedim. Ama galiba sadece mutlu olarak uğurlayabilecek. Evet, aynen öyle. Öyle mi? Aynen. İyi ki geldiniz fenciler. Efendim bizden şimdilik bu kadar. Yepyeni bir aileler yarışırı da tekrar görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.